8. ünitemiz sinir sistemi ile konumuza devam ediyoruz. Bütün canlılar çevredeki uyarılara karşı tepki verir. Bu canlıların ortak özelliklerinden birisidir. Bunu unutmamamız gerekir. Homostazin yani iç dengenin sağlanması sinir sistemi ile endokrin sistemi denetimindedir. Bu nedenle her iki sisteme denetleyici ve düzenleyici sistemler denir. Tabi bu olay hayvanlar için geçerlidir. Çünkü bitkilerde sinir sistemi söz konusu değildir. Orada sadece hormonlar etkilidir. Hormonların üretilip kana verilmesi zaman alır. Burada anlatılmak istenilen şey şudur. Hormonal cevaplar daha geç ortaya çıkmaktadır. Sinirsel ise sinir sinirlerle iletimde ise çok daha hızlı cevaplar verilebilir. Ancak hormonların üretilmesi zaman alır. Bunlar kanla taşınacak. Kanda yok edilmesi de zaman alır. Dolayısıyla cevap geç ortaya çıkar ama uzun sürelidir. Örneğin cümlede de bu geçecek. Korktuğumuz zaman örneğin biz bir hayvan kovaladı. Bu hayvandan kaçışımız esnasında görür görmez fırladık. Sinir sistemi etkili. Ama hayvandan kurtulduk. Köpekten kurtulduk. Daha sonra kendimizi toparlamamız 5-10 dakika daha sürmektedir. Çünkü kanımızda hala metabolizmamızı hızlandıran adrenalin hormonu vardır. Cümleye devam edersek, ayrıca hormonun etkisinin geçmesi için de parçalanması gerekir. Bu da zaman alır. Bu yüzden hormonlarla verilen tepkiler geç başlar ve uzun sürer. Örneğin, korku anında kana geçen adrenalin hormonu parçalanmayana kadar etkisi geçmez. Bu yüzden korkuya sebep olan etken ortadan kalksa bile kalp atışları bir süre daha hızını korur. Sinirle verilen tepkiler ise erken başlayıp erken bitecektir. Çünkü burada elektrokimyasal bir iletim vardır ve bu oldukça hızlıdır. Hayvanlar hem sinir hem de hormonal tepki verebilirken bitkiler sadece hormonal tepki verir. Bunu az önce ifade etmiştik. Zaten tepkilerin yavaş olmasının sebeplerinden birisi de budur. Yönelmede olduğu gibi örnek verildi. Bitkiler hormonla tepki verdiği için tepkileri çok yavaştır. Duyu organlarında bulunan özelleşmiş hücreler olan reseptörler çevredeki uyarıları alır. Reseptörler aldığı uyarıları sinir hücrelerine verir. Sinir hücrelerinde oluşan cevap efektör organa yani tepki organına iletilir. Buradaki reseptörler farklı şekillerde olabilir. Örneğin gözde fotoreseptör vardır. Burun ve dilde kemoreseptörler bulunur. Deride ve kulakta mekanoreseptörler vardır. Görevlerine göre duyu organlarında farklı reseptörler bulunmaktadır. Burada bazı reseptör şekilleri verilmiştir. Sinir hücrelerinin yapısına baktığımız zaman, birazdan şekilde de göstereceğiz. Kısma biz de buraya çizelim. İki ana kısımdan oluşur. Burada sinir hücresi, nö, hücresinin gövdesi vardır, nöronun gövdesi. Gövdeden iki tip uzantı çıkar. Bunlardan kısa olanlar dendritlerdir. Uzun olan uzantı ise Akson olarak adlandırılır. Unutulmaması gereken şudur. Bir nöronda, dikkat edin bir nöronda, impuls dentriden aksona doğru gider. Ancak sinaps bölgesine geldiğimizde, bununla ilgili notları ileride söyleyeceğiz. Sinaps bölgesine geldiğimizde aksondan dentride doğru geçer. Yani soruyu çözerken bizden istenilen olayın bir nöronda mı yoksa sinapsta mı olduğunu bilmemiz gerekir. Şekle baktık. Sinir hücrelerinde kısa olan çok sayıda uzantıya dendrit denir. Uzun olan tek uzantı şeklinde olan yapıya akson denir. Çekirdek ve organellerin bulunduğu kısmı ise hücre gövdesi denir. Bu nokta nokta çizdiğimiz yer hücre gövdesidir. Akson ucundan nörotransmitter maddelerin depolandığı sinaptik kesecikler bulunur. Buradaki yapıyı eğer büyüterek çizecek olursak akson ucu Karşı tarafta yeni bir nöronun dendrit kısmı vardır. Burada sinaptik kesecikler vardır. Çünkü burası bir boşluktur. Buraya nörotransmitter adını verdiğimiz kimyasal maddeler salgılanacak. Bunlar bir nevi hormondur. Akson ucundan salgılanan kimyasal maddeler yani nörotransmitter maddelerle uyartılar bir sinir sinirden diğer sinire veya efektör yani tepki organına geçebilir. Sinir hücrelerinde sentrozom yoktur. Bunu unutmayacağız. Yetişkin bir insanda sinir hücreleri bölünme yeteneğini de kaybetmiştir. Bir sinir hücresinin başka bir sinir hücresiyle veya hedef organla bağlantı noktalarına sinaps denir. Bunu ifade etmiştik az önce. Sinaps bölgesi buradaki boşluktur. Burada bir temas söz konusu değildir. Mecburen kimyasalları kullanmak zorundayız nörotransmitterleri. Bunları buradan egzostozla salgılayacağız. Bunlar karşı taraftaki nöronun dendritinde bulunan reseptörlere bağlanacak. Ve nöronda yeni bir impuls meydana gelecek. Bir uyarı sonucunda sinir hücresine meydana gelen değişikliği ise impuls denilmektedir. Aksiyon potansiyel olarak da adlandırılır. Bir sinir hücresinde impuls iletimi daima dendritten aksona doğrudur. Az önce söylemiştik. Bu önemlidir. Sorularda karşımıza çıkacak. Bir nörondan bahsediyoruz ama dikkat edin tekrar. Impuls iletimi dendritten aksona. Ama sinaps bölgesine geldiğimizde aksondan dendrite doğru gerçekleşecek. Bu soru olarak da karşımıza çıkacaktır. Örnek sorumuza bakalım. Yetişkin bir insanın nöronlarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Mitokondri bulunacaktır ve bolca bulunacaktır. Çekirdek vardır. Sitoplazma vardır. Ribozom olgun al yuvar hariç tüm hücrelerimizde bulunur. Ama sentrozom organeli yoktur. Zaten bu sebepten de bölünme gerçekleşmeyecektir. Sıra sende de yukarıdakilerden hangileri bütün canlılarda ortaktır? Uyarılara tepki verme. Bu zaten canlıların ortak özelliklerindendir. Sinir hücrelerine sahip olma. Bitkilerde yoktur. Hormon salgılayan bezlere sahip olma. Bez bitkilerde de yoktur. O halde burada yalnız bir bizim aradığımız doğru cevaptır. Bazı sinir hücrelerinin etrafında aksonların etrafını saran miyelin kılıf bulunur. Miyelinli sinirlerde impuls atlayarak geçtiği için iletim çok hızlıdır. Yine basit bir şekil üzerinden bunu gösterelim. Burada glia hücreleri dediğimiz yardımcı hücrelerini oluşturduğu bolca lipid içeren hücreler vardır. Bunlar akson etrafını sararlar. Bir izolasyon malzemesi gibi. Bunlara myelin kılıf denilmektedir. Bu oluşturdukları bir araya gelerek oluşturdukları yapıya. Şimdi bir nöronda impuls iletiminden bahsettik. Impuls üretim elektrokimyasaldır. Bundan bahsedeceğiz. Elektrokimyasal bir değişimde artı ve eksi yüklerin yer değiştirmesi gerekir. Bunlar sodyum ve potasyum hareketiyle olacak. Ve myelin kılıf hücrelerinin olduğu bölgelerde bu değişim olmaz. Dolayısıyla değişim sadece boşluklarda ki buralara Ranvier boğumu diyeceğiz. Buralarda gerçekleşecektir. Şimdi bu artı ve eksi yüklerin değişimi esnasında bir ATP harcanacak. Dolayısıyla bu değişim ne kadar az olursa o kadar az enerji harcanacaktır. Aynı şekilde yarı kılıfın olduğu yerlerde bu değişim olmayacağı için değişim atlamalı olarak devam edecektir. Yani impuls atlamalı olarak ilerleyecektir. Bu şuna benzer bir mesafeyi 10 adımda geçmek ya da bir bu mesafeyi tek bir adımda geçmek. E tek bir adımda geçtiğimiz zaman çok daha hızlı ilerleyeceğiz. Dolayısıyla miyelin kılıf olan bölgelerde nöronlarda impuls iletimi çok daha azdır. Sadece Ranvier boğumlarında gerçekleşir. Miyelinli sinirlerde impuls atlayarak geçtiği için iletim çok hızlıdır. Çevresel sinir sisteminde miyelin kılıf şivan hücreleri tarafından merkezi sinir sisteminde ise oligodendrisler tarafından oluşturulur. Buna dikkat edin. Bu da sıkça yapılan bir hatadır. Sanki miyelin kılıfın sadece şivan hücreleri tarafından oluşturulduğu kabul edilir ama merkezi ve sinir sistemi yani beyin ve omurlikle Çevresel sinir sisteminde miyelin kılıfı oluşturan hücreler birbirinden farklıdır. Çevresel sinir sisteminde şivan hücreleri, merkezi sinir sisteminde ise oligodentrisitler miyelin kılıfı oluşturur. Miyelin kılıflar arasındaki boşluğa rambiyer boğumu dendiğini söyledik. Miyelinli sinirlerde hem impuls iletimi hızlıdır hem de daha zahat tepe harcanır. Bunun nedenini izah ettik. Nöronun şekline baktığımızda Miyelin sinirlerde impuls iletimi sırasında gerçekleşen yük değişimi mielin kısmında değil, Ranvier boğum kısmında gerçekleşir. Bunu az önce ifade etmiştik. Şekilde de bu gösterilmektedir. Ranvier boğumları. Ve burada atlamalı bir iletimden bahsedilmektedir. Sinir hücrelerinde impuls iletimi iyon geçişleriyle sağlanır. Bu yönüyle elektrikseldir. Daha sonra bunu göreceğiz nasıl bir geçiş olduğunu. Ayrıca impuls iletimde ATP harcanır. Yani solunum hızlanır. Bu yönüyle de kimyasaldır. Yani bir sinir hücresinin impuls iletimi elektrokimyasaldır. Bu sıkça sorulmaktadır bize. Nörondaki impuls iletiminin elektrokimyasal olduğunu bileceğiz. Sinapsta ise impuls iletimi akson ucundan salgılan nörotransmitter madde denilen hormonlarla salgılanır. sağlanır. Unutmayalım. Nörotransmitterler aslında birer hormondur. Yani sinapsta impuls iletimi sadece kimyasaldır. Ve bu sebepten de yavaştır. Buna dikkat edelim. Sorularda sıkça karşımıza çıkar. Nöronun kendisinde elektrokimyasal, sinapslarda ise sadece kimyasal bir iletim söz konusudur. Nörotransmitter madde isminden de anlaşılacağı gibi nörondan nörona uyartı transfer eden yani taşıyan maddedir. Nöroadrenalin örnekler verilmiş bize. Adrenalin, histamin, serotonin, asetilkolin ve dopamin gibi maddeler nörotransmitter madde olarak görev alır. O halde biz buradan şu yorumda çıkartabiliriz. Nöronlar aynı zamanda hormonda salgılayabilmektedir. Çünkü bunlar nörotransmitterlerin hormon olduğunu söylemiştik. ÖSYM 2010 yılında LSS'nin konuyla ilgili sorduğu soruya bakalım. Bir sinir impulsu sinir impulsunun elektriksel niteliğine ek olarak kimyasal niteliğinin de olduğu aşağıdakilerden hangisi kanıtlar denilmektedir? A'da sinir boyunca impuls hızının değişmemesi. Şimdi elektriksel olduğunu artı ve eksi yüklerin yer değişiminden anlayacağımızı söylemiştik önceki notumuzda. Ancak kimyasal olduğunu bu iletim esnasında harcanan ATP miktarındaki artıştan anlayacaktık. O halde bununla ilgili bir şık şey aramamız gerekir. B'de bir uyartının birden fazla impuls oluşturması değil. C'de uyartının frekansının impuls sayısını etkilemesi değil. D'de impuls sayısının tepki derecesini etkilemesi değil. E'de impuls iletirken oksijen ve enerji tüketilmesi. İşte bu elektriksel niteliğin yanı sıra kimyasal olarak da bir olay gerçekleştiğini göstermektedir. Böylece nöronda impuls elektrokimyasal olarak taşınmaktadır. Yani cevabımız E seçeneğidir. Etkinliğimize baktığımızda verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olup olmadığını belirtiniz. Bir de sinirle verilen tepkiler, hormonla verilen tepkilere göre daha hızlı gerçekleşir. Doğrudur. Çünkü hormonun hem üretilmesi hem de hedefine ulaştırılması zaman almaktadır. Çünkü hormonlar kanla taşınmaktadır. İki de sinaps bölgesinde impuls iletimi, dikkat edelim sinaps bölgesinde de impuls iletimi dentritten aksona doğrudur, yanlıştır. Sinaps bölgesinde aksondan dentrite doğruydu. Üçte bir sinirden diğer sinire impuls geçişinde hormonlar rol olabilir, alabilir. Sinapstan bahsedilmektedir. Burada impuls iletimi kimyasal yani nörotransmitterlerle gerçekleşmekteydi. Bunların da birer hormon olduğunu söylemiştik o halde doğrudur. Dörtte mielin kılıf dendrit ve nöron gövdesinin üzerinde bulunur denmiştir ki bu yanlıştır. Sadece akson kısmında bulunur. Dendrit bölgesinde mielin kılıf yoktur. Beşte sinir hücrelerindeki impuls iletim hızı sinaps bölgesinden daha yavaştır denilmektedir. Yanlıştır. Sinaps da sadece kimyasal olduğu için nörotransmitterlerle çok daha yavaş gerçekleşir. Nöronda ise elektrokimyasaldır akson kısmında. Altıda çevresel sinir sistemine ait nöronların miyelin kılıfı şivan hücreleri tarafından oluşturulur. Doğrudur. Merkezi sinir sisteminde ise oligodendrisit adını verdiğimiz glia hücreleri miyelin kılıf oluşturmaktaydı. Nöronların çeşitleri vardır. Fonksiyonlara göre nöronlar incelediğimiz zaman 3 tip nöron göreceğiz. Duyu nöronu, ara nöron ve motor nöron. Duyu nöronu duyu organlarından veya diğer organlardan aldığı basınç, koku, sıcaklık gibi uyarılar alarak merkezi sinir sistemi yani beyinde omurluya taşır. Bunu eğer şematize edecek olursak burada reseptörümüz vardır. Reseptör uyarıyı alır ve bunu duyu nöronuna aktarır. Duy nöronu alır, ara nörona aktarır. Ara nöron uyarıyı alır, motor nörona verir. Bu da motor nörondur. Motor nöron da bu uyarıyı efektör organa verir. O halde ara nöron merkezi sinir sisteminde bulunan nöronlardır. Demek ki burası beyinde omurluyu oluşturmaktadır. Merkezi sinir sistemidir. Duyu organlarından gelen uyarıları değerlendirir. Yani ağrıyı, kokuyu ve benzeri durumları algılar. Değerlendirme sonucunda oluşturduğu cevabı motor nörona iletir. Motor nöron ise merkezi sinir sisteminden aldığı cevabı tepki orgu verecek olan organa kas veya sal gibisine taşıyan nöronlardır. Yine çizdiğimiz şeklin gösterimi buradadır. Uyarı reseptör tarafından alınmış duyu nöronu, ara nöron, motor nöron ve tepki organı yani efektöre ki bu efektör kas ya da bez olabilir taşınmıştır. Ara nöronu zarar gören biri uyarıyı değerlendiremez ve tepki veremez. Çünkü duyun nöronundan uyarı gelse bile değerlendirme yapılamaz. Kalıcı felç durumu buna örnektir. Bu nöronlardaki sıkıntılara baktığımız zaman eğer duyun nöronu hasar gören bir insan varsa inne iğne batırılsa ağrı hissetmez, tepki vermez. Çünkü uyarı duyu nöronundan ara nöronuna taşımamaktadır. Bunu şu olaya benzetebiliriz. Örneğin diş tedavisi olurken bize yapılan uyuşturucu, dişimize yapılan iğne sebebiyle Dişimizde yapılan müdahaleyi hissetmemekteyiz. Ancak onun orada olduğunu görmekteyiz, bilmekteyiz. Ama uyarı algılanmamakta. Çünkü oradaki nöronlar blok edilmiştir. Ancak kendi isteğiyle elini oynatmak isterse oynatabilir. Örneğin elimizde bir kesik var ve buraya dikiş atılıyor. Buraya uyuşturduk. Duyu nöronlarını çalışmaz hale getirdik. Burayı hissetmiyoruz, görüyoruz ama ama kolumuzu kaldırmak istesek kaldırabiliriz. Çünkü ara nörondan motor nörona uyarı geçiş devam etmektedir. Burada da verdiğimiz örnek ifade edilmiştir. Örneğin eline lokal anestezi, bir bölgeyi uyuşturma uygulanarak dikiş atılan biri ağrı hissetmez, tepki vermez ama kendisi isterse elini oynatabilir. Anestezide kullanılan ilaç duyun nöronuyla ara nöron arasındaki sinapsta uyarıyı geçici olarak blok eder. Yani sinapstan uyarının geçişini engeller. Bu ilaç bir süre sonra parçalanır ve uyarı geçişi normale döner. Motor nöron zarar görürse Eline iğne batırıldığında ağrı hissedebilir ama tepki verilmez. Estetik amaçlı botoks uygulaması bu da örnektir. Örneğin yüze, yüze, uygulanan bu botoks sebebiyle surattaki mimikler büyük ölçüde kaybolmaktadır. İmpuls iletimi sırasında ATP harcanır. Yani solunum hızlanacağı için oksijen ve glikoz azalır. Karbondioksit, su ve ısı artar. Üretilen ATP'ler tüketileceği için ATP azalır ama ADP artar. Soru olarak bunlar çıkmaktadır. Artanlar ve azalanlar nedir diye. Burada enerji harcayacağımız için enerji harcarken kullandığımız elemanlar azalmakta. Bunun sonucunda ortaya çıkan elemanlar ise artmaktadır. Dikkat edelim soru olarak karşımıza gelecektir. ÖSYM'nin sorusuna bakalım bununla ilgili. Botoks insanda uygulandığı bölgede sadece motor sinirlerindeki iletimi engellemek için kullanılan bir maddedir. Buna göre botoks uygulandığı bölgede işlevlerinden hangilerini engeller? Birinci ifadede Uyarıların alınarak merkezi sinir sisteminde iletilmesi. Burada sıkıntı yoktur. Çünkü botoks'ta motor nöronlar çalışmamaktadır. Duyu nöronları ilgili bir problem yoktur. Buna bir engel teşkil etmeyecektir. Tepki organında cevap oluşması engellenir. üçte uyarıların merkezi sinir sisteminde algılanmasında da bir sorun yoktur. Çünkü duyu ve ara nöron çalışmaktadır. Sorun motor nörondadır. O halde yalnız ki yani B seçeneği aradığımız doğru cevaptır. Yine ÖSYM'nin bu konuyla ilgili sorduğu bir soruda bir uyanın uyarının duyu organıyla alınması ve tepki organıyla uygun cevabın verilmesinde salgılanan ilk nörotransmitterin etkileme yönü aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuştur. Şekli çizecek olursak burada reseptör vardır. Uyarı reseptöre gelmiştir. Reseptörden uyarı duyu nöronuna aktarılmıştır. Duyudan ara nörona, ara nörondan motor nörona, motor nörondan da efektör organa aktarım gerçekleşmiştir. Bize sorulan neydi? Duyu organıyla uyarının alınması ve tepki organlarında uygun cevabın verilmesinde salgılanan ilk nörotransmitterlerin etkileme yönü sorulmaktaydı. O halde burada duyu nöronuyla alındı ve ilk impuls burada gerçekleşti. Yani duyu nörondan ara nöronuna doğru bir impuls gerçekleşti. A da duyu nörondan merkez nöronuna doğru. Merkez nöron dediğimiz ara nörondur. Çünkü merkezi sinir sistemi ara nöronlardan oluşmaktadır. Cevabımız burada A'dır. Merkez nörondan duyu nöronuna dermiştir. Bu terse gidiş demektir ki böyle bir şey yoktur. C'de salgı bezinden motor nörona yine böyle bir şey yoktur. Yön motordan salgı bezine doğrudur. D'de motor nörondan merkez nörona yön böyle değildir. Çizdiğimiz gibidir motor nörondan salgı bezine. Evet burada bir impuls vardır ama ilk olan impuls bu değildir. O halde doğru cevabımız A seçeneğidir. Ya hep ye hiç yasası. Sinir sisteminde oldukça önemli bir yasadır. Sıkça da karşımıza çıkacaktır. Bir uyarının sinir hücresinde oluşturduğu elektriksel ve kimyasal değişikliğe impuls denir. Bunu daha önce ifade etmiştik. Sinir hücresinde impuls oluşturabilecek en küçük uyarıda şiddetine ise eşit değer denir. Bu unutmamamız gereken bir tanım. Bir sinir teli eşik değerinin altında uyarılara tepki vermezken eşik değeri ve üzerindeki uyarılara bunlar ışık sıcaklık ya da basınç olabilir. Aynı şiddette tepki verir. Buna ya hep ya hiç yasası denir. Çünkü bir sinir teli eşik değerdeki uyarıyı bütün şiddetiyle tepki verir. Yani uyarı şiddeti artırılsa bile verebileceği tepki değişmez. Ayrıca impuls iletimi için gereken enerji uyarandan değil nöronun kendisinden karşılanır. Bu da sıkça bize sorulacak bir bilgidir. Sinir tellerinin eşit değerleri birbirinden farklı olabilir. Bu yüzden çok sayıda sinir telinden oluşan sinir demetinde ya hep ya hiç kuralı yoktur. Bunların şekillerini birazdan göreceğiz ve çizeceğiz. Çünkü sinir demetine verilen uyarı şiddeti arttığında uyarılan sinir teli sayısı artacağı için tepki de artar. Bütün sinir telleri uyarıldığında tepki artık sabitlenecektir. Şimdi önce şu tanıma bakalım. Bir sinir teli için ya hep ya hiç kuralı vardır. Ama sinir demetinde bu kural yoktur. Çünkü Tepki şiddeti yavaş yavaş artmaktadır. Yeni nöronlar da devreye girmiştir. İlk şeklimiz tek bir sinir telindeki, yani tek bir sinir hücresindeki tepki şiddetini göstermektedir. Eşik değerimiz burasıdır. Bunun altında gelen uyarılara sinirde herhangi bir tepki yoktur, cevap oluşmamıştır. Ancak eşik değeri üzerinde gelen her uyarı görüldüğü gibi aynı şiddette tepkiye sebebiyet vermiştir. Ancak sinir demetinde uyarı gelmiş. İlk olarak uyarı nöronda bir değişikliğe sebep olmamış. Eşik değerindeki uyarı gelince ilk nöron devreye girmiş. Daha sonra daha şiddetli bir uyarı gelmiş. Bu sefer ikinci nöronun da seviyesine ulaşılmış. İkinci nöron devreye girmiş. Üçüncü nöron devreye girmiş. Demek ki burada ya hep ya hiç prensibinden bahsedemeyiz. Nöronların hepsi demetteki uyarıldığı anda artık tepki şiddeti sabittir ama ya hep ya hiç kuralı bozulmuştur. ÖSYM'nin sorusunda bir sinir hücresinde impulslar iletilirken Aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Enerji harcanması gerçekleşecektir. İletim hızının değişmesi denmiştir. Bir nöronda iletim hızı değişmez. Sabit gitmektedir. C'de kimyasal değişiklikler olması. Çünkü impuls elektrokimyasal taşınmaktadır. Isı açığa çıkacaktır. Çünkü enerji kullanılmaktadır. Elektriksel yük değişecek. Elektrokimyasaldaki o elektro kısmında elektriksel yük değişmektedir. O halde cevabımız burada B seçeneğidir. Örnek sorumuzda Sinir sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A'da bütün nöronların eşik değeri aynıdır denmiştir. Yanlış bir ifadedir bu. B'de bir sinir teline verilen uyarının şiddeti artırıldığında sinir telinin tepkisi artar. Bu ifade yanlıştır. Çünkü ya hep ya hiç prensibi vardır sinir telinde. C'de sinir tellere uyarıldığında tepki için gereken enerji uyarandan karşılanır. Yanlıştır. Nöronun kendisinden karşılanır solunum reaksiyonlarıyla de bir sinir demetinde giderek artan şiddette uyarı verilirse sinir demetin tepkisi belirli bir değere kadar artar. Doğrudur. Bunu ikinci şekilde görmüştük. Birinci nöron devreye girdi. Şiddet arttı. İkinci nöron devreye girdi. Şiddet arttı. Üçüncü nöron devreye girdi. Bundan sonra artık nöronların hepsi devreye girdiğinde eşit tepki şiddeti ortaya çıkacaktır. O halde sinir demetinin tepkisi belli bir değere kadar artar. Bu değerden sonra sabit gider. Yani tüm nöronlar devreye girdiğinde Artık tepki şiddeti sabittir. E'de eşik değerin altındaki uyarılar sinir hücrelerinde aksiyon potansiyeli oluştur. Yanlıştır. Örneğin eşit şiddetimiz burasıdır. Ancak bundan küçük gelen uyarılarda tepki oluşmamıştır. Ya hep ya hiçbir prensibi burada devreye girmiştir. Cevabımız bu durumda D seçeneğidir. Sinir hücrelerinde impuls oluşumu ve iletimine bakalım. Burada 3 tane kavramımız var. Repolarizasyon, depolarizasyon ve polarizasyon. Normalde bir sinir hücresinde akson kısmında e, nöronlarda dış tarafta, zarın dışında sodyum iyonları vardır. İçeride ise potasyum iyonları vardır. Dışarısı artı ile yüklüdür. İçerisi ise eksi ile yüklüdür. Burada dikkat edilmesi gereken şey şudur. Sodyum da potasyum da aslında artıdır. Ama niye iç taraf eksi oluyor bu durumda? Aslında içeride de dışarıda hem anyonlar hem katyonlar. Yani hem artı yükler hem eksi yükler vardır. Dışarıdaki eksi yük miktarı artı yük miktarından azdır. Dolayısıyla dışarısı artı yüklü görünmektedir. İçerideki eksi yük miktarı ise artı yük miktarından fazladır. Bu sebepten de içerisi eksi olarak görünmektedir. Yoksa iki iyon da artı yüklüdür. Ancak biz bu iyonların hareketiyle konuyu anlatacağımız için bu iyonları özellikle belirtmekteyiz. Bunun haricinde farklı iyonlar da vardır. Nöronun bu şekildeki dinlenme hali denir buna. Bu durumuna biz polarizasyon diyeceğiz. Sinir hücresine impuls gelmeden önce dış kısmı artı, iç kısmı eksi yüklüdür. Buna polarizasyon denir. Impuls geldiği anda dış kısmı eksi, iç kısmı ise artı yüklü hale gelir. Buna depolarizasyon diyeceğiz. Eğer çizecek olursak buraya geldi impuls şu an burada. Bu durumda sodyumlar içeri girdi. Hem sodyum, hem potasyum içeride. İçerisi artıya döndü. Dışarısı eksi oldu, eksi dışarı çıkmadı dikkat edin. Sadece dışarıdaki artılar içeri geçtiği için eksiler baskın hale geldi. Buna depolarizasyon denir. İmpuls geçtikten sonra tekrar sinirin dış kısmı artı, iç kısmı eksi yüklü hale gelir. Buna repolarizasyon denir. Yani impuls gelmeden önceki hali polarizasyon, impuls geldeki geldiği andaki hali depolarizasyon, impuls geçtikten sonraki hali ise repolarizasyondur. Bunları inceleyelim. Polarizasyonda impuls taşımayan bir sinir hücresinde hücre içi ve dışı arasında bir yük farkı vardır. Bu yük farkı aktif taşımayla sağlanır. Dikkat edelim. Demek ki polarizasyonda ATP harcanmaktadır. Sodyumlar dışarı atılmakta, potasyumlar içeride tutulmaktadır. Bu sodyum potasyum pompasıyla sağlanır. Normalde hücre dışında çok olan sodyum iyonlarının hücre içine difüzyonla geçmesi gerekir. Ama sodyum potasyum pompası aktif taşımayla sodyum iyonlarının dışarı, potasyum iyonlarını ise hücre içine pompalar. Bu durumda polarizasyon meydana gelir. Polarizasyon ile hücre içindeki potasyum fazlalaşır, hücre dışındaki sodyum fazlalaştırılır. Buna rağmen hücre içinin hücre dışına göre eksi olmasının sebebi ifade etmiştik az önce hücre içindeki eksi yüklü başka iyonların fazlalığıdır. Depolarizasyona geldiğimizde ise depolarizasyonu da ifade ettik. impus geldiği zaman sodyum kapıları açılır. Bunu şu şekilde izah edelim. İmpuls bu yönde gelsin. Henüz diğer taraf dinlenme halinde. Yani dışarıda sodyumlar var. İçeride potasyumlar var. Ama impulsumuz buraya geldi. Burada iki tane kapımız var. Birisi sodyum kapısı, birisi potasyum kapısı. Potasyum kapısında henüz bir hareket yok. Ancak sodyum kapısı açıldı. Sodyum kapısı açılınca sodyumlar içeri atmaya başladı. Potasyum zaten içerideydi. Potasyum kapısı kapalı olduğu için dışarı çıkamıyorlar. Bir de buna sodyum eklendi. İki tane artı yük içerideki artı yük miktarını artırdı. Dolayısıyla içerisi artı Dışarıya eksi çıkmadı ama dışarıdaki eksiler sodyumların içeri girmesinden dolayı baskın hale geldi. Ve böylece dışarısı eksiyle yüklenmiş oldu. Tekrar bakalım. Sinir hücresi uyarı aldığında sodyum kapılar açılır ve potasyum kapıları kapalı kalır. Böylece hücre dışında çok olan sodyum iyonları difüzyonla hücre içine geçer. Bu durumda hücre içinde hem sodyum hem de potasyum fazla duruma geldiğinden dolayı hücre içi artı duruma gelir. Burada difüzyonla gerçekleşen bir olay vardır. O halde bu olayın gerçekleşmesi için ATP harcanmamıştır. Repolarizasyona geldiğimizde depolarizasyondan sonra sodyum kapıları kapanır, potasyum kapıları açılır. Böylece hücre içinde çok olan potasyum iyonları difüzyonla dışarı çıkar. Hücre dışında potasyum çıktığı için hücre içi eksi hale gelir. Tekrar olayı çizelim. Bizim impulsumuz tarafa doğru gidiyor. Şu an impulsumuz burada. İç taraf artı oldu. Dış taraf eksi oldu. Peki impuls buradan geçti bu bölgede. Bu bölgede ne olacak? İki kapıdan bahsetmiştik. Sodyum ve potasyum. Bu sefer potasyum kapısı açılır. Sodyumlar sabit kalır. Potasyum kapısı açılır ve potasyumlar dışarı çıkmaya başlar. Sodyum kapısı hala kapalıdır. Potasyumlar dışarı çıktı. Artı yük miktarı dışarıda artınca tekrar dışarısı artı oldu. içerisi hala eksi. Yani iyon yükü açısından başlangıçtaki hale geldik. Ancak iyonlar istediğimiz yerde değil. Dışarıda potasyum var. içeride sodyum var. Miktar olarak potasyumlar dışarıda daha fazla. Repolarizasyon ile polarizasyon hücre içi eksi hücre dışı artı olsa da tamamen aynı değildir. Repolarizasyonda hücre içinde sodyum fazla, hücre dışında potasyum fazladır. Ama polarizasyonda ise hücre içinde potasyum fazla hücre dışında sodyum fazladır. Repolarizasyondan sonra bakın dikkat edin sonra. Sodyum potasyum pompası devreye girer. Bu pompa hücreye giren sodyum iyonlarını dışarı, hücre dışına çıkan potasyum iyonlarını içeri pompalayarak nöronu tekrar polarizasyon haline getirir. Yani bu pompalama olayı yani aktif taşıma olayı repolarizasyondan sonra gerçekleşmektedir. O halde repolarizasyonda ATP harcanmaz diyebiliriz. Çünkü olay repolarizasyondan sonra meydana gelmiştir. Zaten polarizasyon evresinde sodyum potasyum pompası sürekli çalışıyordu ve bunu sağlamak için sodyumları dışarı atmak, potasyumları içeri almak için çalışıyordu. O halde ATP harcaması impuls iletiminde sadece polarizasyon durumunda gerçekleşir diyebiliriz. Örnek sorumuza bakalım. Sinir hücrelerinde impuls iletimi ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? İmpuls gelmeden önce sinir hücresi polarizasyon durumdadır. Yani dinlenme durumdadır. Doğrudur. İki de depolarizasyonda ATP harcanmaz denmiştir. Doğrudur. Çünkü difüzyonla gerçekleşmiştir olay. Sodyum kapısı açılmış ve içeriye sodyumlar girmiştir. Üçte repolarizasyondan sonra sinir tekrar polarizasyon durumuna geçer. Doğru. Sodyum potasyum pompası devreye girerek sodyumları dışarı potasyumları içeri alır. Buna da polarizasyon denir. O halde cevabımız 1, 2, 3 yani E seçeneğidir. Sıra diye baktığımızda ise diş hekimlerinin lokal de yani bölgesel uyuşturma kullandığı madde sinir hücresi zarındaki sodyum kanallarını kapatır. Ancak bu durumda ağrı algılanmamasıyla birlikte dokunma ve dilin hareketi gibi olaylarda da aksam olur. Hatta ağız çarpık olmuş gibi bir hal alır. Buna göre lokal anestezik maddelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Demek ki sadece duyu nöronları değil motor nöronlarda da bir etkilenme vardır. Bir de sinir hücresinde depolarizasyon engeller. Doğru. Çünkü depolarizasyon sodyumun nöron içerisine girmesiyle gerçekleşmektedir. E burada sodyum kapısı kapatıldı. O halde depolarizasyon engellendi. İkide sadece ağrı değil dokunma ve hareketle ilgili sinirleri de baskılar. Bu bahsedildi. Hissiyatın azaldığı, dilin hareketlerinin kısıtlandığı ifade edildi. Sinir hücrelerinin polarize olmasını engeller. Polarize dinlenme halidir. Burada herhangi bir engel yoktur. Dinlenme halinde kalmaktadır. O halde doğru olan 1 ve 2'dir. Cevabımız 1 ve 2 olarak geçecektir. Sodyum ve potasyum kapılarını yakından inceleyelim. Repolarizasyon durumdayken yani eski haline gelme durumunda potasyum kapısı açılmış ve potasyumlar dışarı çıkmıştır. Depolarizasyonda sodyum kapısı açılmış, sodyumlar difüzyonla içeri girmiştir. Potasyum da difüzyonla dışarı çıkmıştır. Polarizasyon durumunda ise sodyum potasyum pompası devreye girdi. Aktif taşımayla sodyumları dışarı potasyumları içeri aldı. Üç durumun şekil olarak gösterimi de böyledir. Polarizasyonda potasyum içeri sodyum dışarı geçer. Depolarizasyonda sodyum içeri repolarizasyonda potasyum dışarı çıkar. Yani depolarizasyon ve repolarizasyondaki iyonların geçiş yönü polarizasyondaki durumun tersi yöndedir. Bunları şekil üzerinde de gösterdik. Polarizasyon durumunda sırasıyla depolarizasyon ve repolarizasyon durumuna geçen bir sinir hücresinin tekrar uyar alıp impuls iletilmesi için ilk hali olan polarizasyon durumuna dönmesi gerekir. Ropolarizasyondan sonra sodyum potasyum pompası devreye girer ve sinir hücresi polarizasyon durumuna gelir. Yani polarize halde ikinci bir uyarı almaz. Depolarize halde ikinci bir uyarı almaz. Zaten geriye dönme isteğinin sebebi de budur. Yeni bir impuls geçebilmesi için nöronun tekrar başlangıçtaki hali yani polarize duruma gelmesi gerekir. Sodyum kapısı ile potasyum kapısından iyon geçişi difüzyon kurallarıyla gerçekleşir ancak sodyum potasyum pompası ile iyon geçişi aktif taşımayla sağlanır. Polarizasyonda sodyum potasyum pompası çalışır. De e depolarizasyonda sodyum kapıları açılarak iyon geçişi sağlanır. Repolarizasyonda ise potasyum kapıları açılarak iyon geçişi sağlanır. Repolarizasyondan polarizasyona geçerken Potasyum kapıları yavaş kapandığı için bir miktar daha potasyum dışarı çıkar. Buna hiperpolarizasyon denir. Sodyum potasyum pompası devreye girince polarizasyon haline geri döner. Grafikte bunu inceleyelim. Normal şartlarda polarize durumda potansiyel fark 70 mV civarındadır. Yani içeri ile dışarı arasındaki yük farkı bu kadardır. Daha sonra sodyum kapısı açıldığında hızlı bir şekilde sodyumlar içeri girmeye başlar. Bu sefer içeri ile dışarı arasındaki potansiyel fark değişir. Bu yaklaşık olarak artı 40 milivolta kadar çıkar. Arkasından depolarizasyon sonunda sodyum kapısı açılır. Artık repolarizasyon başlamıştır. Potasyum kapısı kapanır. Ve repolarizasyonda potasyumlar dışarı çıkar. Bu çıkış çok hızlı olmuştur. Dolayısıyla çok hızlı geçişten dolayı yine dışarısı artı içerisi eksi olmuştur ama fazla miktarda potasyum dışarı çıkmıştır. Bu durumda eksi 70 milivolta değil de eksi 80 milivolta kadar düşen bir fark ortaya çıkar içeri ile dışarı arasında. Buna bir polarizasyon dedik. Sodyum potasyum pompası devreye girer ve tekrar eski haline getirir. Yani eksi 70 milivolta getirir. Grafikte budur. budur. Hiperpolarizasyon dediğimiz bölge budur. Hızlı çıkıştan kaynaklanmaktadır. Etkinliğimize bakalım. Sodyum potasyum pompasının çalışması sırasında ATP parçalanır. Doğrudur. İkide depolarizasyonda ATP harcanarak sodyum hücre içine geçişi sağlanır. Yanlıştır. Burada difüzyonla geçiş olmuştur. ATP harcanmamıştır. Polarizasyon sırasında potasyum kapılarından hücre dışında potasyum çıkışı aktif taşımayla gerçekleşir. Repolarizasyonda da taşı geçiş olayı sadece difüzyonludur. Yani yanlıştır. 4'te depolarizasyon durumundaki bir nöron impuls iletmektedir. Doğrudur. Impulsun geçtiğini gösterir bu bize. İçerisi artı dışarısı eksi olmuştur. Potasyum kapalarının yavaş kapanması hücre içine bir miktar daha potasyum geçişine neden olduğu için hiperpolarizasyon durumu oluşur. İfade yanlıştır. Dikkat edelim. Hücre içine bir miktar daha potasyum geçişine sebep olur denmiştir. Ama tam tersi hücre dışına geçiş olmuştur. İfade de yanlış. Tablonun doldurulmuş halde bu şekildedir. Sinapslarda impuls iletimine bakalım. Bir sinir hücresiyle başka bir sinirin ya da hedef organın bağlantı bölgesine sinaps denir. Şu akson yumrusu karşısında ise dendrit bulunmaktadır. Burada akson yumrusunun içerisinde sinaptik keseler vardır. Egzostoz yapacak nörotransmitterleri taşıyan keseler. Olayı okuyalım. Bir sinirden diğerine sinir hücresine impuls iletimi sırasında ile şu şekilde gerçekleşir. İmpuls akson ucuna geldiğinde nöronun içine kalsiyum iyonları girer ve akson ucundan sinaps boşluğuna nörotransmitter madde yani asetilkolin, nöroadrenalin, dopamin, histamin gibi maddelerin salınmasını sağlar. Şimdi impuls geldi ve zarda depolarizasyona sebebiyet verdi. Daha sonra kalsiyum kapıları açıldı. Burada ekstra bir kapımız daha var. Kalsiyum içeri girdi. Keselerle birleşti. Keseleri egzostoz yapmaya zorladı Keseler egzoz toz yaptı ve sinaptik boşluğa nörotransmitter maddeler salgılandı. Nörotransmitter madde diğer sinirin dentrit ucundaki reseptöre bağlandı. Burada reseptörleri vardı bu nörotransmitterlerin. Gelip buraya bağlandı. Reseptörlere bağlanan nörotransmitter madde, madde dentrit ucundaki hücre zarının sodyum kapılarını açtı. Yani yeni bir impuls için hazır hale getirdi. Ve nöronu depolirle duruma getirdi. İletim bittikten sonra sinaps boşluğundaki nörotransmitter madde enzimler tarafından parçalanır. Böylece sinaps bölgesi yeni bir, yeni bir impuls iletim için hazır hale gelir. Eğer bu nörotransmitter madde parçalanmasaydı sık sık sinir uyarılırdı. Yani impuls sürekli olarak burada oluşurdu. Buradaki nörotransmitterler parçalanır. Aktif taşıma ile ve difüzyonla tekrar içeri alınır. Böylece sinaps bölgesi yeni bir impulsa hazır hale getirilir. Bu da bize soru olarak sorulabilmekte. Şekil üzerinden eğer görsel üzerinden olayı anlatabilirsek kendimize çözümü de çok daha kolay olacaktır. Burada da gösterilmiş. impuls ileten akson. Daha sonra sinaptik boşlukta neler olduğu burada gösterilmiştir. Akson ucuna gelen tüm impulslar buradan diğer sinire geçmez. Sinapslarda seçici dirençle karşılaşır. Bu aslında önemlidir. Çünkü impulsun her yere gitmesi engellenir. Bir e, tren yolundaki makaslar gibidir. Sadece belli bölgelere gitmesi sağlanır. Böylece aslında enerjiden de kazanç sağlanır. Çünkü her nöron impuls iletmeyecektir. Eğer impuls komşu hücrenin hücrenin dendritine ulaştırılıp iletimi devam ettirilirse buna kolaylaştırıcı sinaps, iletilmezse de buna da durdurucu sinaps denmektedir. Durdurucu sinaps sayesinde uyartan tüm vücuda dağılması engellenir, ifade ettiği önemlidir. Bu olay impulsun belli bir yolda ilerlemesi ve sadece hedef organa ulaşmasını sağlar. Eğer sinapsta engelleme olmasaydı elimize iğne batırıldığında birçok sinir uyarılacaktı ve sadece elimiz değil ayaklarımızı bile çekerdik. Engelleme olayında akson ucundan salgılanan nörotransmitter maddeler potasyum kanallarını açar ve potasyumun hücre dışına çıkması sonucu hücre hiperpolarize konuma geçer. Böylece impulsun sonraki nörona iletimi engellenmiş olur. Sinapslardaki bu durum seçici direnç olarak da adlandırılmaktadır. Yani uygun olan impulsu uygun bölgeye iletmeye yarar aslında. Şekil üzerinden eğer inceleyecek olursak buradaki şekilde uyarı verildi. Burada sodyum içeriye girdi. Yani normal olan olay gerçekleşti. Depolarize oldu. Ve burada da tepki oluştu. Ancak buraya iletilmedi. Çünkü burada potasyumlar dışarıya çıktı. Ve polarize durum devam etti. Repolarize durum devam etti. Tepkinin oluşması engellendi. Örnek sorumuza bakalım. Sinaps bölgesindeki impuls iletimi ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir de aksondan dendrite doğru gerçekleşir. Dikkat edelim sinaps bölgesi. Akson ve burada da dendrit. Burada bir boşluk vardı. Ve aksondan dendrite doğru gerçekleşti. Doğru. İkide de nörotransmitter maddeyi parçalayan enzim inhibe edilirse uyarıyı uyarılması gereken nöron uyarılamaz. Şimdi nörotransmitter madde salgılandığı Diğer nöronun dendritinde impuls oluşturdu. Bunun belli bir süre sonra parçalanması gerekir. Çünkü sürekli impuls oluşacaktır. Bu nöron artık hep depolarize durumda olacaktır ve yeni impuls meydana gelmeyecektir. Tekrar bakalım. Nörotransmitter maddeyi parçalayan enzim inhibe edilirse yani bu çalışan enzimin inhibe edilirse uyarılması gereken nöron uyarılamaz. Bir süre sonra artık bu nöron bu leke olmuş olarak kalacaktır. Bu da doğrudur. Üçte nörotransmitter madde egzostozla salgılanır. Bu da doğrudur. Çünkü büyük maddelerdir bunlar. Cevabımız da E seçeneğidir. Sıra sende de yandaki nöron devresinde birinci nöron uyarıldığında ikinci nöronu uyarmakta. Birinci nöron ikinci nöron uyarmakta. Üçüncü nöronu inhibe etmekte. Burada impuls iletilmeyecek. 2 ile 4. nöronlar arasında inhibe edici, 2 ile 4'e inhibe edici madde koydu. 3 ile 5. nöronlar arasında ise uyarıcı tipte sinaps bulunmaktadır. Buna göre birinci nöron uyarılırsa 2, 3, 4 ve 5 numaralı nöronlardan hangileri uyarılır? 1. nöronu uyardık, impuls oluşturduk. 2. nörona bir impuls geçti. Ama dördüncü nöronda bloke edeceği enzimler vardı. Dolayısıyla dörtte impuls oluşmadı. Üçüncü nörona da inhibe edildi. Buraya da ulaşmadı. Üçü e ulaşmazsa beşe de ulaşmadı. O halde sadece ikinci nöron burada impuls iletilecektir. Yani uyarılacaktır. Impuls iletim hızını etkileyen faktörler. Bu da sınavlarda ve sorularda sıkça karşımıza çıkacak bir bilgidir. Bir sinirin eşik değerin üzerindeki uyarıyı aynı şiddette tepki verdiğini daha önce belirtmiştik. Buna YPH prensibi dedik. Yani elimize bir iğneyi yavaştan batırırsak, yavaşta batırırsak, hızlı da batırırsak bir sinir hücresinin verdiği tepki aynıdır. Ama bizim verdiğimiz tepki farklıdır. Çünkü iğne hızlı batırıldığında daha çok sinir uyarıldığı için daha çok impuls oluşur ve tepki şiddeti artar. Frekans denilmektedir. Buna frekans artmaktadır. Frekans arttığı zaman da verilen tepki artar. Bu bir bölgeden bir sınıftan okul idaresine bir haber gitti. Sınıfta gürültü var. Okul idaresi arkadaşları, teminöbetçiyi göndererek uyarı yapar. Ancak aynı anda farklı sınıflardan da o sınıfla ilgili gürültü olduğu haberi gelirse, yani frekans arttı, birim zamanda gelen haberci sayısı arttı, bu sefer okul idaresindeki yetkili kendisi çıkıp olaya bakacaktır. Bu gürültünün sebebini araştıracaktır. Bu buna benzer. Frekansın artırılması demektir bu. Çünkü iğne hızlı batırılında daha çok sinir uyarıldığı için daha çok impuls oluşur, tepki şiddeti artar. Demek ki uyarının şiddeti frekansı artırmaktadır. Uyarının şiddeti süresi ve frekansının sıklığının artması impuls iletim hızını, impuls şiddetini, büyüklüğünü ve impulsun yönünü etkilemez. Dikkat edelim. Şiddetini etkilemedi. Impuls hızını etkilemedi. Ne etkiledi? Frekans etkiledi. Uyarı şiddetinin artırılması uyarılan sinir sayısı oluşan impuls sayısını artırdığı için tepki şiddetini artırdı. Bu karşımıza sıkça çıkacak bir sorudur ve bilgidir. İmpuls iletim hızını etkileyen faktörler aşağıda verdik. Miyelin kalıbı varsa impuls artar. Yaklaşık 10 kat artacaktır. Miyelinsiz bir nöronda 10 metre bölü saniye iken miyelinli bir nöronda 12 metre bölü saniye kadar çıkar. Akson çapı arttıkça impuls artar. Yani kalınlaştıkça akson impuls daha hızlı artacaktır. Bir elektrik kablosunun kalınlığı arttıkça direnç düştüğü için elektrik daha hızlı iletilir. Nöronda da aynı durum vardır. Sinirlerde de impuls iletimi elektriksel olduğu için aynı durum akson çapı içinde geçerlidir. Nöron, nöroglia hücreleri, ki bunlara daha önceden değindik aslında şivan ve oligodendrisitlerde birer glia hücreleridir. Nöroglia hücreleri merkezi sinir sisteminin savunmasına görev alır. Ayrıca nöronlara desteklik sağlamada ve beslenmesinde de görev alır. Şivan hücreleri, oligodendrisitler glia hücrelerine örnek verilebilir. Şivan hücreleri çevresel sinir sisteminin, oligodendrisitler ise merkezi sinir sisteminin nöronlarında miyelin kılıfı oluşturur. Bu bilgiyi vermiştik. Burada çeşitli şivan hücreleri örnekleri verilmiş bize. Mikrogliyalar, astrositler, şivan hücreleri bunlar da diğer hücrelerin örnekleridir. ÖSYM'nin konuyla ilgili sorduğu soruya bakalım. Aşağıdaki tabloda çeşitli hayvan gruplarına ait K, ve P olarak adlandırılan nöronların bazı özellikleri verilmiştir. Tablodaki bilgilere göre K, ve P nöronlarının hangisinde impuls iletiminin en hızlı olması beklenir? Önce miyelin kılıfa bakacağız. Yelen kılıf çünkü hız artışında en etkili faktördür. O halde N ve daha hızlı impuls edilir. Yelen kılıfın olduğu yerlerde de akson çapına bakacağız. Akson çapı ne kadar fazla ise impuls o kadar hızlı edilir. İşte burada 20 nanomikronluk bir akson çapı vardır. En kalın olduğu yerde impuls en hızlı edilir. O halde cevabımız da E seçeneğidir. Bir başka sorumuzda da İnsan sinir sistemindeki impuls oluşumu ve iletimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A'da sinir hücrelerindeki impuls oluşumu sodyum ve potasyum iyonlarının hücre zarında yarattığı kimyasal ve elektriksel değişimdir. Doğrudur. Yani elektrokimyasal bir değişimdir. B'de bir uyarının sinir hücrelerinde impuls oluşturabilmesi için en azından eşik değerine ulaşması gerekir. Ya hep ya hiç prensibidir. Doğrudur. C'de eşik değer veya üzerindeki uyarılara nöronlar Aynı şiddette cevap verir denmiştir. Doğrudur. Yine ya hep ya iş prensibidir. D'de akson üzerindeki Ranvier boğum sayısı ve akson çapı impuls iletim hızını etkilemez. Yanlıştır. Miel'in akson çapı arttıkça impuls hızlanır. Ranvier boğum sayısı azaldıkça impuls hızlanır. E'de dinlenme halindeki bir nöronun içindeki ve dışındaki iyon derişimi farklıdır. Doğrudur. Bu sebepten artı ve eksi yüklüdür. Dış artı, iç taraf eksidir. Dışta sodyumlar fazla, içte ise potasyumlar fazladır. Cevabımız da burada D seçeneğidir. Sinir dokudan sonra inceleyeceğimiz konu insanda sinir sistemi. Sinir sisteminin genel şemasına bakalım. İki kısımda incelenmektedir. Bunlardan birincisi merkezi sinir sistemi, ikincisi ise çevresel sinir sistemidir. Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşmaktadır. Beyin ise kendi içerisinde üç kısımda incelenmektedir. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin olmak üzere. Ön beyin tekrar ikiye ayrılır. Görüldüğü gibi bunları birazdan detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Daha sonra uç beyin ve ara beyin diye. Ara beyin kendi içerisinde talamus ve hipotalamus diye tekrar ayrılır. Arka beyin ise beyinci soğanı ve pons şeklinde inceleyeceğiz. Çevresel sinir sistemi ise duyu bölüm ve motor bölüm olarak ikiye ayrılacak. Motor bölümü de somatik sinir sistemi ve otonom sinir sistemi olarak adlandırılacak. Merkezi sinir sisteminin genel tanımına baktığımız zaman beyin ve omurilikten oluştuğu ifade edilmektedir ki bunu biz şemada da zaten gördük. Beyin ve omurilik içten ve dıştan gelen uyarıları değerlendirerek cevap oluşturur. Bunu günlük hayatımızdan da örneklendirebiliriz. Verilen örneğe baktığımızda elimize iğne batırıldığında uyarı omuriliğe iletilir ve omurilikten gelen cevap sayesinde elimizi çekeriz. Bu omurilikle ilgili olan kısımdır. Beyne gelen uyarılarda ise bize bir sorulan sorunun cevaplandırılması da beyin tarafından kontrol edilmektedir. Yine iç organların kontrolü de beyindeki farklı bölümler tarafından gerçekleştirilmektedir. Meraklısına bilgimizde beyin omurilikten çıkan sinirler vücudumuza yayılmış olup çevresel sinir sistemi oluşturmakta. Buradaki şemada gördüğümüz çevresel sinir sistemi aslında beyin omurilikten çıkan sinirlerden oluşmaktadır. Bizim en büyük sinir sistemi bölümümüz beyindir. Beynin genel yapısına baktığımızda bizi biz yapan organ ve vücudumuzu yöneten organ olduğu için özel bir koruma altına alındığı görünmektedir. Öncelikle kafatasıyla bir çerçeve içerisinde alınmıştır. Ve kafatasının altında da üç katlı bir zar tabakasıyla korunmaktadır. Kafatasına bağlı olan yapıya sert zar denir. Burası kafatası ise er, kemik. Bunun altında sert zar bulunmaktadır. Farklı bir renk kullanalım. Oldukça sağlam ve kafatasına yapışmış bir zardır. Daha sonra içeride beyin vardır. Beyin dediğimiz yapı buradadır. Ve bunun üzerinde yine ince zar adını verdiğimiz bir zar kısmı bulunmaktadır ki birazdan bunun tanımı da yapacağız. Beynin girintili çıkıntılı kısımlarını tamamen kaplar. Sert zarla ince zar arasında da ikisi arasında bağlantıyı sağlayan örümceksi zar adını verdiğimiz yapı bulunmaktadır. Tanımları inceleyelim. Sert zar kafatasının hemen altında bulunup Beyni mekanik etkilerden korur. İşte burada çizdiğimiz kırmızı yapı sert zardır. Örümcek zar sert zar ile ince zar arasında bulunur. Burası örümceksizardır. İnce zar ise en iç tabak olup taşıdığı kan damarlarıyla beyni besler. Burada mavinin üzerine çizdiğimiz yapıdır. Örümcek'si zar ile ince zar arasında yani buradaki boşluk diyebileceğimiz kısımda boş adını verdiğimiz bir sıvı bulunur. Açılma beyin omurilik sıvısıdır. Görevlerine baktığımız zaman beyni ve omuriliği vurma ve çarpma sarsıntılara karşı korumaktadır. Çünkü sıvı bir yapıdadır ve sıvıların özelliklerinden dolayı e, uygulanan basıncı her tarafa eşit bir şekilde dağıtmaktadır. Böylece bir noktanın zarar görmesini önüne geçer. Beyin nomorilin beslenmesinde görev alır. Bir nevi doku sıvısı görür aslında burada. Kılcal damarlardan çıkan madde buraya daha sonra da nöronlara geçer. Merkezi sinir sistemindeki iyon dengesi de yine buradan sağlanır. Daha önceden gördüğümüz sodyum, potasyum, klor gibi iyonların gelişimi sinir sistemi için oldukça önemliydi. Miktarı burası ayarlamaktadır. Fazlaysa nöronlardan almakta az ise tekrar nöronlara vermektedir. Buradaki etkinliğimize baktığımızda e, aşağıda verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olup olmadığını belirtiniz denilmiştir. Bir de uyarının şiddeti nöron boyunca iletilen impulsun sıklığı yani frekansı hakkında bilgi verililmektedir. İfade doğrudur. Çünkü uyarının şiddeti arttıkça frekansta bir artış meydana gelir. Yani bir birim zamanda bir tane uyarı gideceği yerde bir birim zamanda 10 tane uyarı gitmeye başlar. Bu da tepkinin şiddetini artıracaktır. İkide beyin omurilik sıvısı sert zar ile örümceksiz zar arasında bulunur. Yanlıştır. Az önce ifade ettik. Burası örümceksiz zar ile ince zar arasında bulunmaktadır. Meninges hem beyin hem de omurilikte bulunur. Meninges dediğimiz yapı az önce saydığımız üçlü zar sistemidir. Yani sert zar, ince zar ve örümceksiz zar. Bu hem beyinde hem de omurilikte sinir sistemi dıştan kaplamaktadır. Yani doğrudur. Beyincik omurilik soğanı ve pons arka beyin oluşturur. Az önce şemada gördük. Bu ifade de doğrudur uç beyin yani beyin kabuğu dediğimiz yapıya baktığımızda bu ön beynin kısımlarından da beyin yarım kürelerine oluşur. Yani beyne tepeden baktığımızda aslında gördüğümüz şey bizim uç beyindir. Yani beyin kabuğudur. Bu yarım küreler üstten nasırlı cisim alttan ise beyin üçgeninden denilen yapılarla birleştirilir. Şu şekilde üstten çizmeye çalışalım bu beyni. İki yarım küre. Bu iki yarım küre nöronların aksonlarından oluşan iki tane köprülü alt kısımda birbirine bağlanmıştır. Bu üstteki köprüye nasırlı cisim, alttaki ne ise beyin üçgeni denmektedir. Beyin kabuğunun en önemli görevlerinden birisi 5 duyu organının merkezi olmasıdır. Yani duyu organlarımızdan gelen uyarılar buralarda değerlendirilmektedir. Birazdan tekrar bahsedeceğiz. Her uyarının farklı bir bölgesi vardır değerlendirildiği. Bunun haricinde zeka, hafıza, hayal kurma, öğrenme, konuşma ve yazmanın da merkezi burasıdır. Yani aslında bizi biz yapan, bize bilinç veren kısım uç beyin olarak adlandırılmaktadır. İstemli hareketlerin kontrol merkezidir. Bu şu demektir. Ben kolumu kaldırmak istiyorsam eğer bu emri beyindeki uç beyin yani beyin kabul vermiştir. Özellikle ön kısımda bulunan frontal lob adını verdiğimiz hemen alın bölgesindeki yapı bu kontrolü sağlamaktadır. Bir kuşun bu soruda karşımıza çıkabilir. Bir kuşun beyin yarım küreleri çıkarılırsa kuş ne yapar ne yapamaz şeklinde sorularla karşılaşabiliriz. Beyin yarım küreleri düşünmeyi sağlayan yani bilinçli hareket etmeyi sağlayan yerde uç beyin dediğimiz kısım. Burası çıkartıldığı zaman düşmanı tanıyamaz. İki sebepten tanıyamaz. Bir karar verme mekanizması artık ortadan kalkmıştır. İki görme olayı gerçekleşmeyecektir. Yani göz uyarı alacak beyin aktaracak ancak beyinde bunu değerlendirecek bir merkez kalmamıştır. Öndeki besini yiyemez. Yine istemli yapılan bir harekettir bu. Ama ağzına bırakılan besini yutar. Çünkü bu uç beyin tarafından, beyin yarım küreleri tarafından değil, farklı bölgeler tarafından e, istemsiz bir şekilde kontrol eden bir refleks hareketidir. Bunun haricinde e, bütün sinir hücrelerinde impuls iletim şekli aynıdır. Buna rağmen farklı duyu organlarından gelen uyarıların farklı algılanmasının sebebi anlatılmaktadır bize. Bunu şu şekilde örneklendirebiliriz. Örneğin elektrik kablosu var ve hepsinden elektrik akımı geçiyor. Ama bu elektrik akımı ısıtıcıya geldiği zaman, elektrik sobasına geldiği zaman ısıya dönüşüyor. Ee, televizyona geldiği zaman bir görüntüye dönüşüyor, bir sese dönüşüyor. Lambaya geldiği zaman bir ışığa dönüşüyor. Yani hepsi farklı bir enerji kaynağı dönüşüyor. Ama gelen elektrik aynıydı. İmpulslarda da aynı. Yani tüm duy organlarından beyne taşınan impuls şekli aynıdır. Farklı değerlendirmesinin sebebi aynı cihazlarda olduğu gibi farklı bölgelerde değerlendirmesidir. Buna göre farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Cümlemizin devamına baktığımız zaman uyarıların beyindeki farklı merkezlerde değerlendirmesidir. Örneğin işitme merkezi ile görme merkezi uç beynin farklı kısımlarında yer alır denilmektedir. Yine gelen uyarıların değerlendiği merkezlerin büyüklükleri de birbiriyle eşit değildir. Burada farklı sebepler vardır. Cümlemizi inceleyecek olursak, uç beyinde bulunan merkezlerin büyüklüğü o bölgeye uyarı gönderen reseptörlerin sayısı ve yoğunluğuna göre değişir. Or örneğin görme merkezi ile tat alma merkezinin büyüklüğü farklılık gösterilenmiştir ki vücudumuzda en çok bulunan reseptör çeşidi fotoreseptördür gözde bulunan reseptör. Dolayısıyla beyinde değerlendirildiği merkezde tat almaya göre daha büyüktür. Beynin genel şekline baktığımızda loblardan oluştuğunu söylemiştik. Bunlar farklı renklerle bize gösterilmiştir. Bu şekil e, sorularda karşımıza çıkabilir. Onun için be, e, bu bölgeleri bilmemiz gerekmektedir. Ki beyincik en net görünenlerden birisidir. Arka kısımda küçük bir beyin gibi durmaktadır. Minyatür bir beyin gibi. Omurlik en alttaki yapıdır. Omurlikten sonra karşımıza çıkan ilk yumru omurlik soğanı olarak adlandırılır. Bunu unutmayalım çünkü ponsta çok karıştırılır bu. Hemen üzerindeki yumru ise ponstur. Yani omurlikten sonra yine omurlikle ilgili olan bir yapı omurlik soğanı arkasından pons gelmektedir. Hipotalamus dediğimiz yapı talamusun altındadır. Burası hipokampus dediğimiz bir yapı atmalı alı şeklindedir. Bunun hemen altında talamus, bunun da altında hipotalamus vardır. Hipotalamusu ön tarafa doğru uzattığı hipofiz çıkıntısından da ayırt edebiliriz. Daha sonra hipotalamusun da altında orta beyin dediğimiz yapı bulunur ve uç beyinde yani beyin kabuğu dediğimiz yapı da yine gösterilmiştir. Sorularda karşımıza çıkabilir şekli hatırlamakta fayda vardır. Talamustan başlayalım. Talamus koku duyusu hariç diğer duyu organlarından gelen uyarıları sınıflandırarak uç beyindeki merkeze gönderir. Burayı bir trafik polisi gibi düşünebiliriz. Kimin nereye gideceğini karar veren budur. Ancak koku duyusu talamusa uğramadan uç beyine gider. Bunun farklı sebepleri vardır. Yakın olması veya buradaki e, uyar, nöronların, e, reseptörlerin diğer reseptörlere göre farklı özellikler içermesi. Duyu organlarına geldiğimizde bundan bahsedeceğiz. Uyku ile uyanıklık arasındaki duruma ayarlar. Yani uyanıklık durumdan uyku durumuna geçişte görev yapar. Çünkü talamus kapanmadığı sürece beyin kabına sinyal gideceği için uyumak çok mümkün olmayacaktır. Bunun kontrolü de gerçekleşir. En azından kontrolüne yardım eder. ÖSYM'nin bu konuyla ilgili sorduğu soruları inceleyelim. Normal bir insanda duyu uyarısıyla koku duyusu hariç başlayan impulslar tepki organına yani efektöre ulaşıncaya kadar yapılarından hangi sıraya göre geçer denmiştir. İlk olarak uyarının alınması gerekir ki o halde reseptör birinci sırada yer almalıdır. Daha sonra beyin kabuğuna yani hedefe ulaşmadan önce bir kontrol noktasına gelir. Bir trafik polis tarafından yönlendirilen nokta. Burası talamustur. Talamus gelen uyarının beynin hangi bölgesine gönderileceğine karar verir. Yani beyin kabuğundaki ilgili merkezi yönlendirir. O halde sıralamamızda 1, 3, 2 cevabımız da A seçeneğidir. Diğer sorumuza geldiğimizde Beyin kabuğunda beyin kabuğu hasar gören bir insanda durumlarından hangilerinde aksaklık olması beklenir? Beyin kabuğu kararın verildiği ve duyu organlarından gelen uyarıların değerlendirildiği yerdir. Dolayısıyla gül kokusunu algılamada sorun yaşayacaktır. Çünkü bu bir duyu organı uyarısıdır ve bunu değerlendiren merkezde hasar vardır. Ambulansın sesini işitme burada da sorun ortaya çıkacaktır. Hareket halindeki kelebeği izleme bu da bilinçli yapılan bir olaydır. Sorun çıkacaktır. Dilin üzerinde konulan şekerin tadını algılama yine bir duyu organı uyarısıdır. Burada da sorun çıkacaktır. O halde hepsinde aksaklık olması beklenecektir. Hipotalamusa geldiğimizde ön beynin diğer kısmıdır. Homostazi yani iç dengeyi sağlayan merkezdir. İç ile ilgili aklımıza ne gelirse vücut sıcaklığı, mineral dengesi, su ile ilgili olan, su basıncıyla ilgili olan kısımlar veya şeker dengesi hepsi hipotalamusun kontrolündedir. Hipofiz bezinin çalışmasını kontrol eder. Şu şekilde de yorumlanabilir. Daha sonra endokrin sisteme geçtiğimizde. Aslında hipofizin kontrolünde olan olayların hepsi hipotalamusun kontrolündedir. Yani hormonları bilerek de hipotalamusun görevlerini söyleyebiliriz. İç organların otomatik kontrol merkezidir. Vücut ısısının düzenlenmesine görevlidir ki bu iç denge için önemlidir. Uykuruya iştah merkezidir. Vücudun su dengesi ADH, ADH hormonuyla bunu algılar, kontrol eder. Susama, idrar oluşturma ve elektrolit dengesinin düzenlenmesine görebilir. Bunların hepsi hormonlarla ilgilidir. Hormonları da tekrar edeceğiz. Açlık, tokluk hislerinin oluşmasında da yine hipotalamusun görevleri vardır. Orta beyin, burası görme ve işitme refleksinin kontrol merkezi olarak aklımızda kalması gerekir. Örneğin ufak bir siste hayvanların, burada kedi örneği vermiş, kulaklarını dikleştirmesi, yüksek ışıkta göz bebeğinin küçülmesi. Bir kaza geçirildiği zaman doktorların ilk yaptığı şeylerden birisi veya ıı, tıp personelinin hemen gözünü kaldırıp göz bebeğini ışık tutmasıdır. Eğer göz bebeğinde büyüyüp küçülme varsa demek ki beyin hasarı yoktur diye düşünülür ilk aşamada. Ama göz bebeği büyüyüp küçülmüyorsa o zaman beyin hasarından şüphelenir ve çok daha farklı bir müdahale uygulanır. Dinlenme durumda kasların bir miktar kasılı kalması ki buna biz kas tonusu diyeceğiz ve vücut duruşunun ayarlanmasında görev alır denilmektedir. Kaslar, çizgili kaslar Hızlı cevap verebilmek için sürekli belli bir oranda kasıldırlar. Yani tamamen gevşemiş değildirler. Sabah kalktığımızda boyumuz bir miktar daha uzundur. Çünkü bilinçli haldeyken en gevşemiş hal uyku durumudur. Bu arabaya binildiğinde dikiz aynasından anlaşılabilir. Akşam ayarlı olan dikiz aynası sabah arabaya binildiğinde ayarının bozulduğu görülmektedir. Bu bizim boyumuzun belli bir oranda uzamasından kaynaklanır. Ama gün içerisinde tekrar ortalama değerlere ulaşacaktır. O zaman tabii çok büyük farklar değil. Yani 1-2 santimlik farktan bahsetmekteyiz. Buradaki bir bilgi de trafik kazasında başından darbe alan bir insanın gözüne sağlık ekiplerinin ışık tutmasının sebebi az önce ifade ettiğimiz gö göz bebeğinin küçülüp küçülmediğini kontrol etmektir. Yani orta beynin zarar görüp görmediğini anlamaktır. Bu da ifade edilmiştir. Orta beyin duyu organlarından gelen bazı bilgileri beyin kabuğuna gönderir. Talamus benzeri bir görev vardır bunun da. Ama Thalamus kadar etkili değildir bu noktada. Beyincik dediğimiz yapı ise şekil itibariyle küçük bir beyne benzediği için bu ismi almaktadır. Vücudun denge merkezidir. Yani çizgili kasların düzenli hareketini sağlar. Beyinci izledilen bir insan iki elinin parmaklarını birbirine değdirmekte güçlük çeker denmiştir. Dengeyi sağlayan merkezdir. Dünyaya geldiğimizde beyincik bir bilgisayarın boş hard diski gibidir. Biz yaşam esnasında bebeklerin düşüp kalkarak yürümesi esnasında... Burası sürekli veri kaybeder, kaydeder ve dengenin nasıl sağlanacağını öğrendikten sonra bu verileri kullanarak dengeyi devam ettirir. Bir bilgimizde beyincik vücut dengesini sağlamada iç kulaktan gelen uyarıların yanında gözden gelen uyarıları da değerlendirir. Ki bunu birçoğumuz denemişizdir. Gözlerimiz kapalı bir şekilde tek ayaz üzerinde durmak, gözlerimiz açıkken durmaktan çok daha zordur. Çünkü dengede gözün de etkisi vardır. Ayrıca kulak iltihapları durumlarında da baş dönmesi ve ani düşmeler gibi durumlarda ortaya çıktığı bilinmektedir. Bir başka bilgimiz de az önce ifade ettiğimiz yeni doğan çocukların oturmama, oturamamasının sebeplerinden biri beyincin gelişimin tamamlayamasıdır. Ayrıca alkol alan kişilerin yalpalayarak yürümesi alkolün beyince etki etmesinden kaynaklanır. Dengede bu sebepten bozulmaktadır. Bir kuş kanat çırpıyor ama uçamıyorsa beyinciye hasar görmüş olabilir çünkü dengeyi sağlayamıyordur ki burada çok ciddi kas hareketlerine kas koordinasyonuna ihtiyaç vardır. İşte beyincik burada etkilidir. ÖSYM'nin bu konu hakkında sorduğu soruya bakacak olursak eğer. Babası Aslı'ya gazeteyi getirmesini söyledikten sonra Aslı verilen olaylar var. Yukarıdaki davranışlardan merkezi sinir sisteminin yönetiminde gerçekleşenler aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir denilmektedir. Bir de okumakta olduğu kitabı bırakır. Bu merkezi sinir sistemi yani beyinden gelen bir karardır. Beynin aldığı bir karardır. Ayağa kalkması da yine beyin ve beyincik etkilidir. Gazeteyi yerinden alması da yine beyin ve beyincik etkilidir. Bunlar bilinçli hareketlerdir. Aynı şekilde babasına götürmesi de bilinçli bir harekettir. Dolayısıyla verilen olaylardan hepsi merkezi sinir sistemi tarafından kontrol edilmektedir. Sıra sendeye baktığımızda ise burada... Görme alanımıza aniden bir taraftan bir şey girdiğinde başımızı otomatik olarak o tarafa çevirmemiz. Aşağıdakilerden hangisinin kontrolündedir denmiştir. Burada bir görme refleksinden bahsedilmektedir. Görme refleksinin ve duyma refleksinin orta beyne ait olduğunu söylemiştik. Cevabımız A seçeneğidir. Omurlik, beyin ve vücut arasındaki bağlantıyı sağladığı gibi bazı reflekslerin kontrol merkezidir ama görme refleksiyle ilgisi yoktur. Beyincik denge ile alakalıdır. Uç beyin duyu organlarından gelen uyarıların ve bilinçli davranışların kontrol merkezidir. Omurilik soğanı ise daha çok hayati refleksleri kontrol etmektedir. Diğer sayfaya geçtiğimizde omurilik soğanı karşımıza çıkmakta. Bu hayat düğümü olarak da adlandırılmaktadır. Hayat düğümü denmesinin sebebi, birazdan bahsedeceğiz, soluk alıp verme merkezidir. Bu bizim için hayat önüme sahiptir. Yani omurilik soğanı çalışmayan bir kişi ölür. Aynı şekilde Hayati refleks dediğimiz yutma, hapşırma, çiğneme, öksürme ve kusma merkezleridir ki bunlardan birini bile gerçekleştiremezsek hayat bizim için yaşanamaz olur. Sindirim, dolaşım, solunum ve boşaltım sistemlerinin merkezi de yine omurilik soğandır. Yani akciğerin çalışması, kalbin çalışması, midenin çalışması, böbreklerin çalışması hepsi omurilik soğanın kontrolündedir. Bilgimize baktığımızda soluk alıp vermenin otomatik kontrol merkezi omurilik soğandır. Ancak isteğimizde soluğumuzu tutmamız uç beyin kontrolündedir. Tabi bu sınırsız bir şekilde yapabileceğimiz bir kabiliyet değildir. Bir noktadan sonra omurilik soğan tekrar kontrolü eline alır. Beyincik ve uç beynin dış kısmı nöron gövdelerinden oluşan boz madde. iç kısmı ise akson kısımlarından oluşan ak maddeden oluşur. Omurilik ve omurilik soğanın ise dış kısmı ak, iç kısmı boz maddeden oluşur. Şu şekilde kodlayabiliriz. Beyin kelimesi varsa dışta boz dışta ak. Omurilik kelimesi varsa dışta ak, içte boz madde olmak üzere sıralanmışlardır. Post dediğimiz yapı ise yani Varol Köprüsü bir diğer ismi. Beyincik yarım kürelerini birbirine bağlayan aralarındaki impuls iletimini sağlar. Bu beyincikteki e, nasırlı cisim ya da beyin üçgenine benzer bir görev üstlenmektedir. Beyincik yarım küreler arasındaki bağlantıyı sağlamıştır. Omorlik soğanıyla beraber soluk alıp vermede de görev alır. Sadece memelerde bulunan bir beyin kısmıdır. Bilgimizde beyinden çıkan sinirler omurilik soğanından beyne gelen sinirler ise omurilikle çapraz yapar. Önemlidir. Üniversite sınavında da sorulmuştur. Şekil olarak göstermeye çalışalım bunu. Burada beyin yarım kürelerimiz vardır. Şu bilinmektedir. Beynin sağ kısmı vücudun sol kısmını yönetir. Beynin sol kısmı da vücudun sağ kısmını yönetir. Burası bizim omurilik soğanımız olsun. Buradan çıkan bir uyarı. Burası sağ. Burası sol. Beyinden çıkıp omurluya doğru giden bir uyarı. Şeklimizi çizelim. Farklı bir renkte gösterelim bunu. Sağdan çıkıp sola gidecekse burada omurlik soğanda çapraz yapar. Aynı şekilde soldan çıkıp sağa gidecekse omurilik soğanda çapraz yapar. Tam tersi eğer beyinden vücuttan beyine gelen bir uyarı varsa bu sefer omurluğa girer burada çapraz yapar. Omurluğa girer burada çapraz yapar. Kısaca aslında şu söylenmelidir. İlk karşımıza çıkan neyse orada çapraz yaparız. Örneğin vücuttan beyinden vücuda gelirken ilk karşımıza çıkan şey omurilik suandır burada çapraz yaparız. Aynı şekilde vücuttan gelirken ilk karşımıza çıkan şey omuriliktir. burada çapraz yaparız. Yine e, şeklimize baktığımız zaman buradaki bu şekil burada gösterilmemiş. Buradaki uyarı inceleyelim. Orta beyin pons ve omurilik soğanı birlikte beyin sapı olarak adlandırılan yapıdır. Bu bazı sorularda karşımıza çıkar. Üniversite sınavında çıkmadı ama yine de öğrenmekte fayda vardır. Orta beyin pons ve omurilik soğanı beyin sapını oluşturmaktadır. Örnek sorumuzu incelediğimizde tekrar rengimizi değiştirelim. Aşağıdakilerden hangisi beyin sapının görevler arasında yer alması? Az önceki beyin sapının neresi olduğuna tekrar bir hatırlayalım. Orta beyin, pons ve omurilik soğanıdır ve bu görevleri soru üzerinde değerlendirelim. Görme ve işitme reflekslerini kontrol eder, orta beyine ait bir görevdir. Solunum, dolaşım, sindirim ve boşaltım faaliyetlerini düzenler, omurilik soğanı'na ait bir görevdir. Açlık ve tokluk isteğinin oluşmasını sağlar, bu hipotalamus ait bir görevdir. Ancak beyin sapında bu yoktur. Hapşırma refleksini kontrol eder, omurilik soğanı. Solunum hızını ayarlar. Omurilik soğanı ve ponsla birlikte yapılan bir faaliyettir. O halde cevabımız da burada C seçeneğidir. Sıra sende ise aşağıdakilerden hangileri hipotalamusun görevleri arasında yer alır? Hipotalamus iç dengeyi homostaziyi sağlayan yapıydı ki bir zaten bunu vermiştir. Vücut ısısı da bunlardan birisidir. Vücudun su dengesi de yine ADH hormonuyla sağladığı bir homostazi faaliyettir. O halde her üçü de bu e, şey omurilik soğanı tarafından gerçekleştirilecektir. Bir sonraki sayfaya geçtiğimizde omurilik refleks merkezi olarak adlandırılmaktadır. Ee, ama bazı refleksler ki bazılarından bahsettik biz orta beyinde görme ve duyma refleksi, omurlik anda hapşırma, öksürme gibi reflekslerden bahsettik. Aynı zamanda çevreden gelen uyarılar önce omurliğe gelir. Buradan çapraz yaptıktan sonra beyne iletilir. Bundan da az önce bahsettik. Diz kapağı refleksi kalıtsal bir refleksir Sıkça çıkmaktadır bu özel bir refleksisti çünkü diğer reflekslerden farklı olarak iki nöronla kontrol edilir. Bahsedeceğiz. Daha önce eli yanmış bir çocuğun sobaya yaklaştırılan elini çekmesi ve limonun tadını daha önce alan birinin limon görünce ağzının sulanması sonradan kazanılan yani öğrenilmiş reflekslerdir. Refleks yayına baktığımızda normal şartlarda aslında 3 tane nörondan meydana gelmektedir. Bir refleks sayı duyu nöronu, ara nöron ve motor nöron olmak üzere. Ama az önce ifade ettiğimiz diz kapağı refleksinde Ara nöron yoktur. Duyu nöron direkt olarak motor nörona ulaşır ve cevap verilir. Burada dikkat etmem, etmem ve bilmem gereken şeylerden birisi e, beyinden farklı olarak ifade etmiştik. Omurluk kelimesini görürsek dışta, içte boz madde olacak. Bir başkası da duyu nöronları yani omurluğa giren uyarı dorsal sırt kısmından gelir. Birazdan bahsedeceğiz bunlardan da. Burası ventral karın bölgesidir. Omurilik uyarı duyu nöronlarıyla dorsal kökten girer ve ventral kökten çıkar motor nöronlarıyla. Bunu unutmayacağız. sorularda da oldukça işimize yarayacaktır. Bazı davranışlar öğrenme aşamasında beyin kontrolünde olup zamanla otomatikleşip omurliğin kontrolüne geçer. Örneğin örgü örme, bisiklet sürme, dans etme, yüzme gibi davranışlar. Beyinde öğrenilip alışkanlık haline geldikten sonra omurliğin kontrolüne geçer. Bu davranışlar gerçekleştirirken bir aksaklık oluşunda beyin tekrar devreye girer. Örneğin bisiklet sürerken birden... Dengemiz bozuldu veya bir çukura girdik veya bir lastik patladı. Dengemiz kaybettiğimiz anda beyin anında devreye girer. Bilinçli bir şekilde yapmamız gereken hareketleri düzenler ve tekrar denge sağlandıktan sonra devreden çıkar. Ya da örgü örürken yanlış ilmek atıldığını fark ettiğinde hemen bir dikkatlice örgüye bakar. Tekrar sayılarak düzgün bir şekilde örgü örülmesi sağlanır. Ondan sonra tekrar devreden çıkar. omurluya kontrolü bırakır. Burada şekle baktığımızda duyu nöronuyla uyarı alınmış, daha sonra e, omurle dorsal kökten girilmiş, e, ara, nö ara nöron karar vermiş, motor nöronu ve ventral kökten çıkmış ve parmağın cevap vermesi sağlanmış. Refleksiyenin işlevi göstermiştir. Örnek sorumuza baktığımızda, Aşağıdaki soruları yukarıdaki şekle göre cevaplayınız denmiştir. Yutma ve soluk alma gibi işlevleri gerçekleştirebildiği halde öğrenmeye dayalı işlevleri gerçekleştirilmeyen bir bireyde. Demek ki bilinçli hareket merkezinde, bilinçli merkez, bilinç merkezinde bir sorun ortaya çıkmıştır ki bu beyin kabuğudur arkadaşlar. Öğrenmeye dayalı işlevleri gerçekleştirmeyen bir bireyde sadece bu bilgiden yola çıkarak sinir sisteminde hangi bölümün işlev görmediği belirlenebilir denilmektedir. 1 ile gösterilen kısım beyin kabuğudur. Sorun buradadır. 2 ile gösterilen kısım hipotalamustur. Burada bir sorun yoktur. 3 hipofiz bezidir. Sorun yoktur. 4 pons'tur. Sorun yoktur. 5 omurilik soandır. E, sorun yoktur. E, buradaki 7 beyinciktir. Sorun yoktur. Daha sonra 6 da orta beyin gösterilmiştir. Sorun yoktur. Cevabımız beyin kabuğu yani uç beyindir. A seçeneğidir. Sıra sende'ye baktığımızda ise Yandaki şekilde numaralandırılan merkezi sinir sistemi bölümlerinin adını yazınız ki bunları belirttik. Tekrar gösterelim. 1 ile gösterilen beyin kabuğudur. 2 ile gösterilen kısım hipotalamustur. 3 ile gösterilen kısım hipofiz bezidir. 4 ile gösterilen kısım omurilik soğan e, pons'tur. 5 ile gösterilen kısım omurilik soğandır. 6 ile gösterilen kısım orta beyindir. 7 ile gösterilen kısım ise beyinciktir. Örnek sorumuzda bir refleksin oluşması için meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden daha sonra gerçekleşir denilmektedir. Ee, sıralamaya bir bakalım. Önce hepsini okuyalım. Duyu nöronun uyarılması, ara nöron ile motor nöron arasındaki sinapsta nörotransmitter salgılanması, ara nöron dendritinde nörotransmitter maddenin bağlanması, motor nöron dendritine nörotransmitter maddenin bağlanması, motor nöron aksonunda depolarizasyon gerçekleşmesi. İlk olarak duyu nöronunun uyarılması gerekir. Duyu nöronu uyarıldıktan sonra uyarı omurluğa gelecektir. Omurlikte e, uyarı ara nörona aktarılacaktır. Şimdi ara nör, B seçeneğinde ara nöron ile motor nöron arasındaki sinapsa nörotransmitter madde salgılandı. Ara nöronun dendritine nörotransmitter maddenin bağlanması gerçekleşti. Duyu nöronu geldi. Sinaps yaptı ara nöronla. Ara nöronun dendritine nörotransmitter madde bağlandı. Nörotransmitter madde bağlandıktan sonra ara ile motor nöron arasında nörotransmitter madde salgılandı 3. sırada. Burada motor nöronu devreye girdi. Buradaki akson ve dendritler arasında nörotransmitter madde salgılandı. Daha sonra bu nörotransmitter motor nörona bağlandı ve motor nöronun aksonda depolarizasyon gerçekleşti. Yani impuls oluşmaya başladı. O halde diğerlerinden sonra gerçekleşen E seçeneğidir. Omuriliğin arka kısmından çıkan iki kola dorsal kök, az önce ifade etmiştik, arka kök denir. Duyu nöronları arka kökten omurluğa geçer. Omuriliğin ön kısmından çıkan iki kola ise ventral kök denir, yani karın bölgesi. Ön kökten ise motor nöronları çıkıp tepki organına cevabı götürür. Soru eline iğne batan ve sol elini çeken bir insanda uyarın izlediği yol aşağıdaki şekilde 1-2-3 yönde gerçekleşir. Bu tarz sorularda... Bizi e, sorudaki bilgi, yönlendirme bilgisine dikkat etmemiz gerekir. Mesela burada sol eline iğne battı, sol elini çekti. O halde sol güzergaha ilerleme e, izlememiz gerekir. Burası sağdır. Burası soldur. Dolayısıyla sıralama dorsal kökten girecek, ara nöronda değerlendirilecek, motor nöronlarıyla ventral kökten çıkacaktır. Ama şu tarz sorularda çıkmıştır ÖSYM sisteminde, soru sınavlarında. Örneğin sol eline iğne batlama, sağ ayağını çekti şeklinde. O zaman izlememiz gereken yol sol eline iğne battı, sağdan çıkmam gerekecek. Dolayısıyla bu şekilde bir yol izlemem gerekirdi. Yani bize yapacağı yönlendirmeye burada dikkat etmemiz gerekir. Çapraz reflekste sol elimize iğne batırdı. Az önce ifade ettiğimiz duyu nöronundan gelen uyarı omurlikteki ara nöron sayesinde sağ kolumuza giden motor nöron iletilir. Az önce çizdiğimiz gibi. Bu sayede sol kolumuzu çekerken sağ kolumuzu açarız. Buna çapraz refleks denir. KLM yönünde gerçekleşmiştir. Yani bizim çizdiğimiz gibi bu şekilde bir güzergah vardır. Bazı reflekslerde ara nöron görev almaz. Konuya başlarken söylemiştik. Diz kapağı refleksi özel bir reflekstir. Ara nöron yoktur. Duyu direkt olarak motor nörona geçer. İkili refleks olarak adlandırılmaktadır. Duyu nöronu uyarı, duyu nöronu motor nöronu tepki organı şeklinde. Görüldüğü gibi burada ara nöron bulunmaz. Duyudan direkt olarak motor nörona geçiş vardır. Bu da unutulmamalıdır. Sorularda sıkça sorulmaktadır. Elimize iğne batırıldığında önce elimizi çekeriz sonra ağrı algılarız. Çünkü omurilik önce refleksi gerçekleştirir. Daha sonra beyne ileti gönderir. Yani beyin refleksin sadece sonucundan haberdar olmuş olur demektedir. Burası omurilik olduğunu düşünürsek Uyarı geldi, cevap verildi ama bu esnada yukarıya doğru beyne de bir uyarı taşınmaktadır ki beyin tabi refleks gerçekleştikten sonra haberdar olduğu için acı daha sonra hissedilmektedir. Refleksin amacı zaten organizmayı en kısa yoldan e, tehlikeden uzaklaştırmaktır. Eğer beyne giderse beyin bununla ilgili karar almaya çalışır ki orada binlerce, milyonlarca sinaps devreye girer ama burada çok kısa yoldan birkaç sinapsla cevap verilmektedir. Ha bu verilen cevabın sonucu iyi olmayabilir. Ama refleks şunu amaçlar. O sorundan kaçmak. Yani ondan sonraki sorunu daha sonra düşünelim. İlk olarak o sorunu ortadan kaldıralım. Onun için e, refleks sonucunda ön, örneğin elimize bir iğne battı veya sıcak bir cisme çektik. Çektiğimizde hızlı bir şekilde daha şiddetli bir e, tepki şeyle sonuçla karşılaşabiliriz. Elimizi başka yerde vurabiliriz. Ama refleks bunu düşünmez. O an o tehlikeden kaçmaya çalışmaktadır refleks. Burada da bir şeklimiz bulunmaktadır. Az önce ifade edilen şekil çizmeye çalıştığımız uyarı gelmiştir. Cevap verilmiştir refleks. Bir taraftan da beyne impuls gönderilmiştir. Ama tabii beyin bundan daha sonradan haberdardır. Etkinimize bakalım. Verilen görevlerin merkezi sinir sisteminin hangi bölümü tarafından kontrol edildiğini belirtilmiştir. Koku duyusu haricinde duyu organlarından gelen impulsları sınıflandırarak beyin kabuğuna gönderen yapı talamustur. Denge merkezi beyinciktir. Hapşırma, yutma, çiğneme merkezidir omurilik soğanımızdır. Göz bebeğinin ışık miktarına göre büyüyüp küçülmesini ayarlayan ise yani görme refleksini sağlayan ise orta beyindir. Sinir sistemimizin bir ikinci kısmı da çevresel sinir sistemidir. Bunlar beyin ve omurilikten çıkan sinirlerin oluşturduğu sistemlerdir. Çevresel sinir sistem beyin ve omurluktan çıkıp vücudumuza yani kollarımıza, ayaklarımıza, vücudumuzun geri kalanına yayılmaktadır. Duyu ve motor nöronlardan oluşur. Ara nöronlar merkezi sinir sisteminde yani beyin ve omurlukta bulunmaktadır. Balık ve kurbağalarda beyinden 10 çift sinir çıkarken sürüngen kuş ve memelerde 12 çift sinir çıkmaktadır denilmektedir. Yine omurluk ise 31 çift sinir çıkmıştır. Çevresel sinir sistemi duyu ve motor sinirler olmak üzere iki bölümde incelenir. Burada mesela beyinden çıkan sinirler içerisinde en önemli sinir e, Vagus siniridir. Omurluktan çıkan sinirler içerisinde en çok bilinen siyatik sinirdir. E, çünkü oldukça uzun bir sinirdir. Belden başlayıp topuğa kadar gitmektedir. Şimdi tekrar cümleye devam edersek. Duyu sinirleri uyarıları merkezi sistemde taşıyan nöronlardır. Yani bunlar getirici nöronlar olarak da adlandırılır. Motor bölümündeki sinirler ise merkezi sinir sisteminden aldıkları cevabı tepki organına ileten nöronlardır. Bunlar da götürücü nöronlar olarak adlandırılır. Motor bölüm somatik sinir sistemi ve otonom sinir sistemi olmak üzere iki bölümde de incelenebilmektedir. Somatik sinir sistemi bilinçli hareketlerimizi kontrol eden sinirlerdir. Yani oraya haber taşıyan sinirlerdir. Cümleye bakarsak istemli çalışan kaslara uyarı götür. Örneğin çizgili kasları kaslara uyarı götür. Miyalinli motor nöronlardan oluşur. Merkezi uç beyindir. Çünkü bilinçli hareketin merkezi burasıdır. Yürüme, koşma, yazı yazma gibi faaliyetlerin gerçekleştirildiği, kararların alındığı merkezdir. Bunları taşıyanlar da e, somatik sinirlerdir. Otonomlar ise isteğimiz e, istemsiz yani isteğimizin dışında çalışan kaslara uyarı götürür ki bunlar düz kaslardır ve kalp kasıdır. Kural olarak mielinsiz motor nöronlardan oluşur. İstisnalar olsa da kural budur. Dolaşım, boşaltım ve endokrin sistem organlarını kontrol eder ki bunların hiçbiri bizim bilinçli kontrol e, kontrol edebildiğimiz yapılar değildir. Birbirine zıt çalışan sempatik ve parasempatik sinirlerden oluşur. Sempatikler heyecan ve korku anda, parasempatikler ise dinlenme anda görev yapar. Şöyle de kodlayabiliriz. Sempatikler genelde hızlandırır ki bir noktada ters etki yapar. O sindirim sistemidir. Sempatik sistem diğer tüm sistemleri hızlandırırken sindirim sistemini yavaşlatır. Parasempatik ise diğer tüm sistemlerini yavaşlatırken sindirim sistemini hızlandırmaktadır. Burada ek bilgi olarak da bize verilmiş bu. Sempatik sinirlerde göz bebeği büyütür. Korku, stres, heyecan anında zaten görülmektedir. İşte gözlerin kocaman olmuş korktu mu şeklinde halk arasında da söylenmektedir. Kalp atışı hızlanır. Sindirim yavaşlar. Bu sayede tükürük ve mide salgısı azaltır. Örneğin korku, stres anında ağzımızın kurumasının sebebi budur. Akciğer bronşları genişletir Çünkü daha fazla gaz alışverişine ihtiyacımız vardır. İdrar kesesi genişletir. Çünkü o esnada bir tehlike anında idrarın gelmesi en son istenilen şeydir. Evet idrar daha çok oluşmaktadır. Çünkü kan basıncı artmıştır. Ancak idrar kesesi genişleyerek bunu tölör eder. Yani idrar gelme hissini uzun süre erteler. Parasempatik ise tam tersi yapar. Göz bebeği küçültür, kalbi yavaşlatır, sindirimi hızlandırır, bronşları daraltır, idrar kesesini daraltır denilmektedir. Yine bilgimizde vagus sinir parasempatik bir sinirdir. Yani vagus siniri kalbin çalışmasını yavaşlatır ancak sindirimi hızlandırır. Örnek sorumuza baktığımızda ise çevresel sinir sisteminde yukarıdaki nöron çeşitlerinden hangileri bulunur denilmektedir. Duyun nöronu vardır. Gelen uyarıyı beyne getirmektedir. Motor nöron vardır. Beyin ve omurlikten yani merkezi sinir sisteminden verilen kararları efektör organa, ilgili organa getirir. Ancak ara nöron çevresel sinir sisteminde değil merkezi sinir sistemdedir. O halde 1 ve 3 D seçeneği aradığımız cevaptır. Sıra sende de bir refleks yayında impulsun meydana gelişinden tepkinin ortaya çıkışına kadar izlenen yolda yer alan yapıların sıralanışı nedir denmiştir. İfade etmiştik. Duyu nöronu dorsal kökten omurluya giriş yapar. Basitçe omurluyu çizmeye çalışırsak eğer... Burası dorsal kök. Yani dorsal kısım sırt kısmı. Buradan girdi. Ara nöron değerlendirdi. Daha sonra ventral kökten motor nöronla dışarı çıktı. Duyu nöronu birincisidir. Daha sonra dorsal kökten giriş yaptı. Ventral kökten çıkış yaptı. Ve efektör organa ulaştı. Sıralamamız bu durumda 3-2-1-4 şeklindedir. Sinir sistemi hastalıklarını incelersek. Multiple skleroz MS, bu otoimmün bir hastalıktır. Yani vücudun savunma sisteminin kendisine saldırıda bir hastalıktır. Sinirlerin etrafında bulunan miyelin kılıkların hasar görmesidir. Duyu eksikliği, görme azlığı, çift görme, uyuşma, konuşma bozukluğu, kol ve bacaklarda güçsüz gibi durumlara sebep olmaktadır. Alzheimer'da ise zihinsel faaliyetlerde ve günlük yaşamsal yaşam aktivitelerinde bozulmaya neden olur. Genellikle yaşlarda görülür. Unutma, dikkati toplamayamama ve konuşma bozukluğu gibi durumlara sebep olur. Bu hastalıkta bilinmeyen bir nedenle beyinde anormal protein birikimi olmakta ve sinir hücrelere zarar vermektedir. Parkinson, titrek felç e, çevremizde de görebiliriz. Mesela kontrolsüz bir şekilde ellerin titremesi. Bu hastalık dopamin üreten nöronların kaybedilmesiyle oluşur. Dopamin hareket kontrolü ile ilgili nörotransmitter bir maddedir. Dopamin eksikliğinden dolayı titreme ve yavaş hareket gibi belirtiler oluşur. Hastalığın tek sebebi dopamin olmadığı için dopamin takviyesi hastalığı iyileştirmede tek başına yeterli değildir. Sıra yine epilepsi şeklinde çevremizde görebileceğimiz bir rahatsızlıktır. Beyin içinde bulunan sinirler olağan dışı bir elektrokimyasal boşalma sonucu ortaya çıkar. Şöyle düşünebiliriz. Bir günde Gerçekleşecek olay saniyelik bir durumda ortaya çıkar. Bu da e, çok hızlı kasılıp gevşemelere sebebiyet vererek bireyin bilincini yitirmesine sebep olur. Çeşitli nöbet tipleri vardır. Bazı nöbetler korku hissi, bazılarında düşme gibi durumlar görülebilir denilmektedir. Menenjit beyni saran zarların iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmezse işitme kaybı, beyin hasarı ve ölümle sonuçlanabilir. Menerjide bakteri ve virüsler sebep olur. Çoğunlukla 5 yaşın altındaki çocuklarda görülür. Bakteri enerjileri çok daha tehlikelidir virüs enerjilerine göre. Çocuk felcinde palyo virüsün yol açtığı umurluktaki sinirlerin tahribatı ve buna bağlı olarak organ felçlerinde seyreden bulaşıcı bir hastalıktır. Kuduz yine çok bilinen bir rahatsızlık. Kedi köpek yarası gibi hayvanların tükürük salgısına bulunan virüslerin sebep olduğu bir hastalıktır. Virüsün beyin hücrelerine ulaşıp hücrelerin içine geçmesi belirli bir zaman alır yani kuluçka süresi. Hastalığın kuluçka süresi ortalama 40 gün civarıdır. Kuluçka süresi içinde kuduz aşısı yapılırsa hastalık belirti vermeden önlenebilir. ÖSYM'nin sorduğu soruya bakacak olursak bununla ilgili. Bir insanda başlangıçta beynin daha sonra omuriliğin yönettiği işle başladıklardan hangisi olabilir? Önce bilinçli bir hareket öğrenme daha sonra ise omurluğa devredilen bir refleksten bahsedilmektedir. A seçeneğindeki müzik eşliğinde bildiği bir dansı yapma işte bu tarife uymaktadır. Çünkü... Önce beyin karar verdi, duydu. Evet ben bunu biliyorum dedi. Daha sonra dans etmeye başlayınca refleks olarak omurluğa bıraktı. Düşerken bir yere tutunma bu tamamen omurluğun kontrolündedir, reflekstir. Bir yiyeceğin tadına bakma beynin kontrolündedir, bilinçli bir harekettir. İsteyerek gözlerini kapalı tutma, isteyerek olduğu için beyin kontrolünde. Uykudayken iğne batırın elini çekme tamamen omurluğun kontrolündedir. Cevabımız A seçeneğidir. Sıra sende de bazı sinirler, sinir sistemi bölümlerine ait bilgiler verilmiş. Görevi verilen sinir sistemi bölümlerinin adını yazınız denilmekte. A'da vücudun denge merkezi olup çizgili kasların düzenli hareketini sağlar. Denge merkezimiz beyinciktir. Çevreden gelen uyarıları beyine giderken çapraz yaptığı yer. Şimdi çevreden gelen uyarılar ilk defa kimle karşılaştı? Omurlikle. O halde çapraz yapılan yer omurliktir. Eğer beyinden vücuda gitseydi ilk olarak kimle karşılaşacaktı? E, omurilik sonu. O halde orada çapraz yapacaktı. Zeka, hafıza ve konuşma merkezidir demiştir. Beyin kabuğudur bu. Susama, idrar oluşumu ve elektrolit dengesinin e, düzenlenmesini sağlar. Burası da homostazinin sağlandığı hipotalamustur. Kısımlar bunlardır. Müzik